Evet arkadaşlar, merhaba. Bu videoda sizlere ESP32 geliştirme kartını göstereceğim. ESP32 geliştirme kartının kendi Wi-Fi'yi, Bluetooth'u bulunmakta. Ayrıca SPI, UART, IKRS, IKRC gibi protokolleri destekliyor. Şurada da göreceğiniz gibi bir SD kart taktım. Çünkü kendi flash hafızası maalesef yok. Ama bunun güzel bir tarafı, ben mesela buna 16 GB'lık bir SD kart taktım. Yani çok büyük bir depolama alanı elde etmiş olabiliyorsunuz bu sayede. Bence bir artı. Donanımsal özelliklerine baktığımızda burada bu kamerası var. Güçlü bir LED'i var. Yani işinizi görecek kadar güçlü. Arka tarafında anten takma yeri var. Şurada bir reset butonu var. Voltaj regülatörü var. Ha, voltaj regülatörünün olmasının güzel tarafı da mesela 9 voltluk bir pille besleyebilirsiniz. Mesela şöyle bir pille. Yaptığınız projeleri mobil olması için. Yani söyleyebileceğim mesela en kötü taraflarından bir tanesi GPIO, yani giriş çıkış pinlerinin sayısının biraz az olması. Ama bu da diğer özelliklerinin yanında hani çok görmezden gelinebilir bir tarafı. Çünkü 32 bitlik bir işlemcisi var. Bu da Arduino'ya göre çok yüksek bir hız demek oluyor. Ve aynı zamanda kendi flash hafızası olmayabilir ama 520 TB'lık bir SRAM de var. Dolayısıyla giriş çıkış pinlerinin sayısının az olmasını bunun gibi birçok özelliğiyle zaten görmezden gelmemizi sağlıyor. Ayrıca işte GPU saat frekansı, yani hızı 80 MHz ile 240 MHz arası ayarlanabiliyor. Veri hızı 150 megabit saniyeye kadar çıkabiliyor. Çift çekirdekli bir işlemcisi var. Ve programlama için gördüğünüz gibi zaten az önce baktık kartın etrafına falan, bir kablo girişi yok maalesef. Hani şu tarz bir kabloyu direkt takıp programlayamıyoruz. Bu yüzden iki yol var. Bir tanesi şurada şu şekilde gördüğünüz bir FTDI dönüştürücüyle yapabilirsiniz şu şekilde. Programlaması basit. TX pinine RX'i, RX pinine de TX'i takıyoruz FTDI dönüştürücünün. Ve 5 volt pinine de buradaki 5 volt pinini bağlıyoruz. Bu sayede programlamaya hazır oluyor. Ha, burada gözden kaçırmamamız gereken bir nokta var. Şurada şöyle iyice yakınlaştırayım. Burada gördüğünüz programlarken GND'yi ve I0O'yu birbirinize kısa devre yaptırmamız lazım. Onun için de şu şekilde bir yol izleyeceğiz. Şöyle bir jumper kabloyla bunların ikisini birbirine bağlamamız gerekiyor. Az önce gösterdiğim pinleri. Onu da hemen şu şekilde göstereyim. Breadboard'a taktıktan sonra pinleri zaten yerlerine oturmuş durumda. Şu şekilde programlama aşamasındayken, yani kodu yüklemeden önce şunu, yani GND'yi ve I0O'yu birbirine bu şekilde bağlayıp kısa devre ediyoruz. Bu şekilde ESP kartı programlama moduna girmiş oluyor. Şu şekilde. Programı yükledikten sonra bu kabloyu buradan çıkartıyoruz. Ve ondan sonra kullanıma hazır hale geliyor. İkinci bir yol da, programlamak için ikinci bir yol da bir Arduino kullanmanız, Arduino kart kullanmanız. Onu da şu şekilde göstermem gerekirse, şu şekilde bir Arduino Uno
programlamanız için yeterli olacaktır. Ama bu klon bir Arduino. Klon olduğu için maalesef şuradaki orijinalinde burada bir çip oluyor. Atmega 328 çipi. Onu oradan çıkarttığınızda bunu direkt programlayıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Ama maalesef bu klonlarda bunu çıkaramadığımız için yine aynı şekilde bunda yaptığımız gibi bunda da kısa devre yapmamız gerekiyor. Ama ben programlama için şahsen FTDI dönüştürücüyü daha çok tercih ediyorum. Şimdi Arduino'daki kurumuna geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ESP32 kartının Arduino'daki kurumuna bakacağız. Öncelikle tercihleri açıyoruz. Tercihlerde şuradaki linki yazıyoruz. Şurada link büyükçe göstermek gerekirse. Bu linki oraya yazdıktan sonra tamam basıyoruz ve araçları açıyoruz. Araçlar kısmında kart yöneticisine basıyoruz. Burada ESP32 yazdığımızda çıkan bu dosyayı indiriyoruz. Sürüm olarak 1.0.4'ü indirmenizi tavsiye ederim. Son sürüm. İndirdikten sonra yine araçlar kısmını açıyoruz. Araçlar kısmında ESP'nin ayarlarını yapacağız. Kart olarak ESP Rover modülü seçiyoruz şuradan. Upload hızını bu şekilde seçiyoruz. Flash frekansı 80 MHz'e seçiyoruz. Flash modu QIO şeklinde seçiyoruz. Ve şu kısım biraz önemli. Bunu Huge App 3 MB No OTA şeklinde seçiyoruz. Ve COM'umuzda seçtikten sonra eğer her şey doğru yaptıysanız zaten kart bilgisi bu şekilde mesaj olarak çıkıyor. Ben daha önce kodunu yükledim. Şu şekilde göstereyim kodun nasıl çalıştığını. Evet, burada görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bir link verecek size. Eğer doğru çalıştırdıysanız. Com kısmında şöyle com kısmında evet, size böyle bir link verecek. O linki Chrome'a alıp yapıştırdığınızda böyle bir yer açılıyor. Burada stop scroll. İlk başta açıldığında bu şekilde görünecek. Start stream'e bastığınızda şu şekilde görüntü geliyor. Buradan çözünürlük ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ama çözünürlüğü arttırdığınızda şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi biraz donmalar oluyor. Bunun nedeni öncelikle internet hızınız ve ESP'nin kendi hızı. Ama eğer internet hızınız iyiyse bu konuda fazla bir sıkıntı yaşamazsınız. Buradan bayağı bir ayar yapılabiliyor. İşte kalite olsun, ışık olsun, kontrast olsun. Ondan sonra işte face detection kısmı olsun. Mesela face detection'a bastığınızda karşıya eğer bir insan geçerse onu tanımlıyor. Etrafında bir telefonlarda falan olduğu gibi bir dikdörtgen çiziyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda ESP32 ile ilgili güzel bir proje yapmayı düşünüyorum. Herkese iyi çalışmalar.